Buba, iyi misin Buba? Sinirin geçiverdi mi? Geçti, geçti. Buba, elini ayağını öpeyim. Sakın bu kör halimi vurayım değil mi? Bu yaştan sonra mapus damlarında mı çürüyeceksin gari? Ya o adamı görünce böyle tüylerim dik dik olup durur. Pis bir adam. Haklısın baba. Çok haklısın. Ama sakın ha. Bizim hatırımız için vurmayı ver. Ya sizin hatırınız büyük. Büyük. Ama bir şartım var. Söyle baba. Senin isteğin bizim için emirdir. Aferin. Bilip durun anan vefat ettiğinden beri üstüne gül koklamadım. Bilip durun baba. Bilip durun. Biz de senin yolundan gideceğiz inşallah. 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 Emme, Duran, düşündüm, taşındım. Bekarlık canıma tak etti, evleneceğim galiba. Bıyık altından gülüyor musun sen? Elimi tersle çakarım ha. Yok baba. Estağfurullah. Tamam da. Kiminle evleneceksin? Bugünkü kız vardı ya. Üç tane altın dişi vardı. Hayriye. Şahat'ım o. Hı? O kız kimmiş? Kimlerdenmiş? Neyin nesiymiş araçta? Bul gitti evleneceğim gari. Geçmiş olsun. Sağ ol baba, sağ ol. Nüne. Burana pekmez be. Emredersin Devlet Bey. Delireceğim lan, delireceğim. Aman ağam dur, ne diyorsun? Hem bak, hem bu Ümit var ya, bunu tutacağım böyle evine çevire evine çevire, aa burada döveceğim ha. Nimet Hanım'ın dediklerini unuttun mu? Suyuna gideceğim dedi, suyuna. Ne suyuna gidiyorsun? Ne suyuna gidiyorsun? Emme düzelmiyor ki, daha da kötüye gidip dur ha. Nimet arayla çabuk, Nimet arayla telefonu getir. Telefonu getir, telefonu. Tımarhaneye geçecekler beni. Biroğlu, büyük adamsın be. Ben, yok
ben tutamayacağım kendimi. Vallahi arayacağım. Yok, tutacağım, aramayacağım. Aramayacağım. Bu niye altın dişlisini aramıyor ya? Tutamayacağım, arayacağım. Arıyorsun lan değil mi lan Hayri? Ben aramayınca sen arıyorsun değil mi lan? Demek kıymetli oluvermek için böyle etmek lazımmış seni. Açmayacağım lan sana telefonu. Vallahi de açmıyor, billahi de açmıyor ya. Kız kim açmıyor? Kız Huriye, Yiman kız. Aramayacağım dedim, aramayacağım dedim. Sonra benim telefonlarımı açmıyor. Ben arayıveriyorum Huriye, Yiman benim telefonlarımı açmıyor. Duymuyor, dur Hayri. Sen onu iş telefonu arayıversene ha. Beni ne? Kız ben iş miyim işten arayıvereceğim? Hem bu saatte ne işi olabilirdi bunun benim aramalarıma cevapsız bırakıp durur diye. Yok. Hissediyorum ben. Vallahi kız bizim aşkımız yitip durur. Bizim aşkımız yitip durur. Ben yitirdim bile. Bak gözüm uyku bile girmiyor. Kız. Saati bir doya doya ağlayamıyorsun. Gel de biz bu gözyaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediverelim. Hazır kimsecik derdi yokken ağlayıverelim. Açılıveririz. Abo. Uyanın kız. Uyanın bakayım. Ne işiniz var sizin burada? Ha? Gece beşik mi salladınız? Ana. Kız kalk, kız kalk. Kalk, işimiz var. Molaya geçeceğiz bu. Halime nerede? Bilmiyoruz ana. He? Halime ablamın biz rüyamızda mı görüyoruz? Üf, adetim diye. Şimdi başlarım adetine desene de be. Hadi kalkın. Kalkın öyle. Uyuşuk uyuşuk. Hadi kalkın, kahvaltıyı hazırlayın. Hadi çabuk. Tamam. Kız donu vermişiz. Ya kalk kalk. Hasta olacağız. Hadi hadi. Hadi. İnsan bir şey öter. Ama Halime'm ya lütfen ya. Nasip. Ben diyeceğimi dedim, anlamıyor musun? Ya ben anlıyorum Halime'm de sen beni anlamıyorsun. Sen kendi kulaklarına dün duymadın mı Zühtü abimi? Ya bu adam bana çok büyük iyilikler ediverdi. Benim evladımı nüfusuna alıverdi. Şimdi ben bu adama nasıl derim senin kızına kendime kadın edeceğim diye. Yakışık alır mı hiç? Sen şimdi anladın mı seni neden isteyemeyeceğimi? Anlamıyorum Nasip. Anlamıyorum. Niye Nasip ya? Babam yıllar önce senin evladın nüfusuna alıvermiş. Sen de şimdi babamın evladın nüfusuna alıvereceksin. Nikah kıyaraktan. Hem nikahta keramet yok mu? Yok Halime. Bu nikahta keramet yok Halime. Ha yok. İyi Nasip. Seni de öpücük yok. Ya Halime'm ben senin arkanda beni öp diye mi koşup durum zannediyorsun sen? Vallahi beni öyle gibi geliyor çok bu arada öyle. Vallahi tövbe billahi tövbe. Halime'm ben seni sevip durum Halime'm. Ben sana aşık olurum. Ya bak sen zamanla bunu hissedeceksin, anlayacaksın. Ben zamanla bunu sana hissettirivereceğim. Seviyorum diyor. Seviyorum diyor. Kaçam o zaman. Nereye kaçıyorsun? Bolu'ya. Bolu'ya? He, Bolu'ya. Nasip abi sen alıver onları. Tamam, alıver tamam. Alıver sen onları alıver. Alayım ben, alayım. He, alıver. Alayım Halime kardeş, dur. Günaydın, günaydın. Günaydın yenge. Kız güğümleri niye Nasip'e taşıttırıyorsun? Ana ısrar ediverdi. Misafire taşıttırılır mı hiç?
Ne misafir? Onun misafirliği mi kız? Hadi sus, sus, sus. Ayıp. Ne ayıp bana ya? Hem kendisi dedi ki ana, ben dedi 1000 tane güm taşısam gene de Sütlü abimin yaptığı iyiliklerin karşılığını ödeyemem dedi. Hem canım babam ya, ne kadar iyi bir insan. Bak Hindi Nasife'yi de özel okula yazdırıveriyor be. Ay, sabah sabah ne çok konuşup durun. Ay işim gücüm var, benim Moğla'ya geçeceğim daha. Ana ben de geliverem mi? Ben hiç özel okul görmedim de hayatımda, çok merak ediveriyorum. Hadi git işini gücünü gör. Kahvaltıdan sonra gideriz o zaman. Ben de ineklerime bak. Tamam ana. Kızlarım. Kızlarım benim. İyi günler. Biz renk işi için geliverdiydik. Biraz ne keseceğim efendim sizi? Alo. Sütün aktarım. Öyle mi? Ya ana, insan tekrar okuyiverisi geliyor. Ya valla. Benim evlatlarım en iyilerine layık. Evlatlarım ne ki? Biri öz, biri manevi evladım. Abi bir gelir misin? Bir şey konuşmam lazım. Gelin ben. Abi benim bir arkadaşım oğlu burada okuyor. Onunla konuştum ben. 6000 lira gibi bir rakam telaffuz ediyorlarmış. Değil mi lan? Dedim bile. Ha peşin verirsen 5000'e düşüyormuş. Pazarlık mazarlık 4000'e iş bitiyormuş. Ha 4, 4, 8. 2 de bize kalan. İyi lan. Aynen öyle. Olur. Şimdi müdür bey. Yavrularımız bunlar. Sen bunların ikisine bir hesap çıkarttı be. Şimdi servisi olacak, yemeği olacak, defteri olacak, kitabı oluverecek. Hepsine bir hesap çıkaracak. Ultra ekskluzif olacak değil mi lan Nasip? Abi ultrayı ultrayı bıraksak biz böyle yarım pansiyon yapsak olmalı. Lan olur mu lan o şey? Zühtü Gülbayır'ın yarım pansiyon iş yaptığı ne de görülmüş oluverecekse tam oluversin. Sen ikisini birden ultra yapıver. Ama şey yapıver yani güzel hesaplayıver. Kalemi de acık yatık tutuver. İki evladımız var, toplam 15.000 lira. Peşin olursa. Değil mi lan? Vallahi dedi bilem. Lan ne oluyor lan? Yok bir şeydir ya. Bana bak. Ya bu çok para. 3 inek parası eder be. Olsun dedi. Olsun. 2 tane fidan yetiştirivereceğiz. Ne demişler? Bir çocuk yetişti. Türkiye'de eşi. Yani siz niye burada durup durmuş? Gidin Raife vardı aşağıda, orada bir şey de için orada bekleyiverin. Biz müdür beyle erkek erkeğe konuşuverin. Kadınların yanında para konuşuvermeyelim. Değil mi? Ay, tamam tamam, hadi kalkın bakayım, kalkın. Kalk. Hadi. İyi günler. Yenge, merdivene iniyorsun, sağa dönüyorsun, o da kahve. Oldu mu lan şimdi bu müdür bey? Anlamadım. Şimdi müdür bey abicim, benim arkadaşımın çocuğu 5 senedir bu okulda okuyup durur. 4000 lira para ödeyip durulu. Biz ya. Neden böyle ödeyip durup durur? Olabilir. O 5 yıldır okulumuzda, ondan dolayı indirim almış olabilir. Ha. Biz de 2 çocuk verip durur sana. Ama sizinkisi lise son. Bunun fiyatı 9000 lira. Ya müdür bey, gel şu işi uzatıverme. 10.000 kaymaya yapıver. Bak vallahi vazgeçireceğiz galiba. Siz bilirsiniz. Okulumuzun kontenjanı zaten dolmuş durumda. Biz burada eğitim meselesi görüşüyoruz. Eğitimin pazarlığı olmaz. Olur olur, bal gibi olur. Ne demişler? Pazarlık sünnettendi. Tabii tabii. Yemek var, servis var. Ama ben son olarak 14.000 yapabilirim. O zaman biz abi şöyle yapalım. Servis diyor. Benim araba var. Ben getirip götürüveririm çocukları her gün. Nasıl araba tüplü. Yengem de evde yemek yapıp durur. 2 katık koyarız, veririz ellerine. Yiyip dururlar burada. Ya oğlum lan şey, ben dünyama ne diyeceğim? Sen onu unut ver. Peki müdür bey. Sen şu 10.000 kaymelik çeki alıver.
Bizim ödülden kazandığımız çek bu. Alıver. Kalan 4000'i de ben bir ay içinde sana ödeyeceğim gari. Peki, çekin arkasını cimri yapalım lütfen. İmza. Masa, ben yapıyorum. Lan hani 4000'den halledivecektik, az kalsın renk alıveriyorduk lan. Abi ben nereden bileyim, ilkokul fiyatı ayrıymış, lisesi ayrı fiyatmış. Ama sen de bir şey söyleyeyim, attın mı mangalda kül bırakmıyorsun ha. Yok servisiymiş, yok yemek parasıymış falan. Abi bunların hıncacık midesi var, gel bana bir şey koyverdik, tamam mı bu tane? Lan boş konuşuyorsun Nasip lan. Çocuğu özel okula gönderivermişsin, ne yapacaksın? Yanına azık çıkını mı vereceksin? Azık çıkını vermeyince de gazık çıkını olup duru, o da bize girip duru. Ne yapıyorsun lan, yengen Ankara'da lan? Üşüdük yok abi. Yavrularımız artık özel okullu oluverdi. Aslan babam bende. Aslan babam da. Sen git de acık kendi babana sarıl bakayım. Ya baba o kadar iyisin ki ya. Lan Zühtü aferin be. Vallahi hiçbir masraftan kaçınmadın ha. Ya Düyem öyle deme ya. Ya yıllardan beri içimde olan bir şeydi bu. Yıllardan beri istekli yapamadığım bir şeydi. Ama siz artık mutlu olun, ben mutlu oluverim gari. Yapar! Şşş! Koş lan koş! Nereye lan? Gözden kayboluverdiler! Lan burada kurbanlık koy gibi bekleyeceğiz mi lan? Bari atın izlerini takip edelim be! Lan hain pötelek! Tamam koş! Koş hemen! Lan nereye gitti şimdi bunlar lan? Nereye gitti? İzlere bakıver Yaman! İzlere! Lan bakıyorum da bir sürü iz var lan burada. Huriye hangisine bakayım? Abo! Kaderlerimiz karışıyor. Vallahi da Hayriye'yle kaderlerimiz karışıyor. O ne demek lan Huriye? O ne demek? O ne demek? Ballarımız karışıvermişti. Şimdi kaderlerimiz karışıp duruyor. Lan beynimi çıldıracağım lan. Beynimi çıldıracağım lan ben. Lan ne oluyor lan? Hayriye şimdi becerler mi varıyor lan? Hayriye becerler mi oluyor? Allah'ım yardım etsen bana ya. Yaman! Ne mi lan ben öyle işte. Yakarım lan bu köyü. Yakarım lan pizzi getirin pizzin. Nereye lan? Ne bileyim lan rastgele koşuyorum işte. Yaman! Lan lan bunu denemem lan bu gerçeği. Hayriye gözlerim benim becerler bırak ama. Ben de kabullenemem lan. Dur. Dur de yavrum dur. Adamlar gelip dururlar. Ne? Ne çizdin? Şişt, beni bırak. Beni bırak ben halledeceğim. Anamla babam Ümit'in Hayriye'yi kaçırdığını duyverse vallahi her şey karma karışık olur. Yanarız lan yanarız. Şimdi o zaman hiçbir şey hissettirmeyeceğiz tamam mı? Ay tamam lan tamam lan ne çiz? Hissettirmeyeceğiz de yavrum işte. Tamam hissettirmiyoruz hissettirmiyoruz. Tamam normal dur. Sus lan sus. 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 Toparla lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Cüttü baba, geziyoruz. He baba geziyoruz. Ne koşup durunuz? He? Ne koşup durunuz diyorum. Heçana, Ümit beni artık tanımıyor ya. Ben de moralmanlarım çok bozuk. Ondan sonra Yaman da beni dolaştırmaya çıkarıverdi. Sonra biz düşünüverdik. Dedi ki biz hiç spor yapmıyoruz. Şey yapıverelim dedik. Neydi lan o? Neydi? Jogging. Jogging. Huriye jogging'i çok seviyor Duriyan Hanım. Hayriye nerede lan? Hayriye nerede? Ha? Nerede lan? Nerede? Bilmiyorum baba. Geç arabaya. Geç arabaya. Doğru eve. Yürü. Geç fırla. Lan Nasip. Bir dakika gelsen ya ben bir şey soracağım sana. Ne istiyorsun lan? Yavaş. Lan Nasip. Gel ya. Ne istiyorsun lan? Lan geliver bir şey soracağız ya. Lan Nasip sen kovboysun ya kovboylar bilir lan. Şuraya bak bakayım taze at izi var mı lan at izi taze. Haa o konuda değişeceksin. Evet. Thank you.
Yok, buradan at geçmemiş. Dimileyim. Dedim bile. Hey Nasip, ne yapıyorsun orada öyle secde etmiş tezeyin önüne? Yürüle tamam, gidelim. Tamam, geliyorum abi. Üzgünüm dostum. Geçmemiş buradan at. Ben de üzgünüm leyim. Lan beynimi çıldıracağım lan. Aklımı kaçıracağım lan. Lan hayrını göz göre göre becemeyen mi oluyor lan? Katlanamam lan buna. Düşünemiyorum lan. Düşündükçe deliriyorum. Dur lan aga. Lan arkadaş. Hindi bu deli aklıyla bu mektubu yazıverdi ya. He. Lan sen de bunu şimdi postaya götürüp vereceksin ya. Oluyor ya. Başbakanın eline kadar ulaşıverdi bu mektup. Lan iyi mi yazdı, kötü mü yazdı? Lan deli aklıyla neler yazdı kim bilir bu? Lan koskoca Akkaya köy olarak rezil olup durmayayım lan başbakana? Vallahi doğru diyorsun lan Bayram. He? Bir deli kuyuyu daş atmış, 40 akıllı çıkaramamış diye. Lan bu başbakan bize kızı vermesin lan sonra. He. Doğru diyorsun lan Alaaddin. Ne edeceğiz arkadaşlar şimdi? Arkadaş, biz bu delinin mektubunu açıp okuyacağız gari. Okuyalım bari lan. Doğru diyorsun lan Bayram. Okuyalım, okuyalım. Okuyalım, okuyalım. Okuyalım. Askerin bile mektubu denetlenip durur lan. Biz de bu delinin mektubunu açıp denetleyemeyeceğiz gari. Açıyor bak. Aç, aç, aç. Açıyor. Aç, aç. Ya Allah, bismillah. Hadi bak, aç. Ulan bu ne biçim yapıştırmışlar arkadaş ya. Yırt, yırt. Allah Allah. Aç be. Sayın Başbakanımız, ben Muğla'nın Akkaya köyünde yaşayıp durun. Adım yok. Bu yüzden adım atsız oluyorum. Ben köyün delisi olup durun. Bizle deliler olarak hep demokrasiden yana oluyoruz. Kimsenin bir şeyine karışmıyoruz. Ama herkesler bizim her bir şeyimizi karışıveriyor gari. Üstümüzde baskı oluyor. Mahalle baskısı. Hep geri plana atıp dururlar bizi. Seçimlerde oy atmıyoruz. Camide bile misal namaz kılacağız. Bizi hep en son safa koyup dururlar. Biz deliler senden açılım istiyoruz. Deli açılımı. Aha lan deliye bak lan açılım deyip dururlar. Dur bir lan arkadaşlar. Daha bitmedi mi? Devam var. Deli açılımı olsun. Bak gör bütün akıllılar biz deliyiz diye ortaya çıkıverecekler gari. Doğru. Biz de maaş istiyoruz. Biz delilik maaşı. Nasıl işsizler işsizlik sigortası alıveriyorsa biz de delilik sigortasından maaş istiyoruz. Zaten biz deliyiz diye kimse bize iş de vermiyor. Biz otomatikman işsiz oluveriyoruz gari. Sonuçta biz de Allah'ın kuluyuz gari canım. Bu vesileyle ellerinizden öper, sepet sepet yumurta. Sakın başbakanım bizi unutma. Lan arkadaşım şu sivri akıllının kettiğine bak lan. Koskoca başbakanı neylerle uğraştırıp duracak lan. Maaş da istiyormuş lan bu deli. Allah Allah. Akıl sıra ermeyecek lan bayram. Vallahi billahi biz bu sivri akıllıya bir oyun ediveren gari. Ne edeceğiz bayram? Ne edeceğiz biliyor musun? Biz buna başbakan ağzından bir mektup yazıvereceğiz. Yazalım. Yazalım. İyi o zaman ben bir yol bakkala gideyim de bir kağıt kalem alıp da gelelim. Gelin hemen buradan çıkıp gidelim gari. Açın. Ana. Lan. Açılmıyor lan. Açılmıyor kapı. Nasıl açılmıyor? Alçak yaman kapıyı üstümüze kilitleyip gidivermiş. Ay kilitleme bana. Nefes alamıyorum. Güzel bir nefes alamıyorum lan. Al işte lan. Koskucuman pencere açık. Hava gelip dur oradan. Yetmiyor bana. Bende klostrofobi var. Ne klostrofobi? İçimde var. Ne var lan içinde? Ha
Hastalık, hastalık. Ama öyle yürüyecek. Hastalık mı var? Niye böyle demedik daha önce ki içinde hastalık olduğunu? Ya böyle bulaşırsa ne yapacağız o zaman? Tövbe tövbe. Ay Şeker, öyle hastalık değil. Psikolojik hastalık. Kapalı alanda kalamıyorum ben. Psikolojik. Tamam dur bak. Koskoca pencere var orada işte. Hava gelip duruyor. Görürsün orada. Ne korkup durursun sanki. Tövbe tövbe. Sonuçta pencerenin demir parmaklıklar. Yapamıyorum, elimde değil. Ben bir zopumu pabulayım. Saksının altından altına biliyor musun? Bir belki onu uzatıp da oradan alıveririz gari. Şuralarda olacak bir şey. Gel şuralara. Burada yok gari. Dur yavrum. Ben şimdi geleceğim sen beni. Kıpraşma. Sakin ol sen. Bir sopamı pabulayım geleceğim gari. Heh. Tamam mı ne? Buldum işte burada böyle bir şey varmış. Dur bakayım. Çabuk. E şimdi onu orada almaya çalışayım. Dur tübe. Ay, ay çabuk ol. Kurtaracağım seni, birbirini kurtaracağım. Çabuk, Tim, çabuk. Sakin ol. Olmaya. Çabuk, çabuk ol. Yok. Ya benimki kısa geliyor. Benimki kısa geldi. Bir de seninkini deneyelim diyorum. Senin kolun benim kolumdan sanki biraz daha uzun gibi durup duruyor. Gel bakayım. Gel bakayım, geç. Geç, deneyiver şunu. Hadi. Hadi bakayım. Kurtulacağız, kurtulacağız. Olmuyor. Olur, olur, olur. Çalış, çalış. Biraz daha uzun ver. Senin kolun uzun, uzun benimkine. Olmuyor, olmuyor. Oldu mu? Ay, düştü bu ya. Ne? Nasıl düştü kızın sen? Nasıl düşündün bunu sen? Nasıl bulacağız? Nasıl alacağız şimdi oradan? Ama yapma Anış bana bunu. Niye bağırıyorsun bana? Yapma bunu Anış. Yok ben seni bağırmadım. Zopa'ya bağırdım gülüm. Ben Zopa'ya bağırdım. Seni bağırdım ben hiç be. Tövbe tövbe Naksı. Bence şimdi lan. Getiriverdin beni buraya, ha? E kaçırıverdim seni güzel kız. Helalimsin artık benim. Abo, kız bu soyunup duruyor. Sen ne soyunup durun ya? E, sıcak bası verdi atın üstünde. Ben de bir üşüyüverdim. Biliyor musun? Dondum, dondum. Çok fena. Donarsın, donarsın. Yazın en sıcak gününde bile boz gibi olur bura. Damla mağarası bura. Şimdi bile öyle vallahi. Çok üşüverdim. Dert etme. Bir ateş yakıverip ısınırsın. Bir ne önce banyo ısıtı verecek sonra da. Güzel kız. Yok yok. Aa, ne ateşi? Orman burası. Ulu olma. Ormanı yakıverirsin vallahi. Ha. Olmaz öyle. Ormanlarımızı koruyuverelim değil mi? O şey falan var ya. Alo. Heh, alo 177. Değil mi? Ateş yapmadan nasıl sıçacağım ben seni? Şşş kız. Aklına başka şeyler mi gelip dur senin bakayım? Ne gelip? Aa. Aa. Yok be. Ne? Ama sen ateş yakıver. Yak yak ateş yakıver. Ormanı yakıver. Her şeyi yakıver. Beni yakma bak. Kurban olan beni yakma.
Korkma, korkma. Sen rızan olmadan hiçbir şey yapmam ben sana. Güzel kız, korkma. Tövbe estağfurullah. Oh, oh ne bir mutluluk hızı doldu içim ya. Ya Nazife ile İskender'e de özel okullu yapıverdik. Sınıflarına yerleşiverdiler. Öyle eğitim görüp dururlar. Bundan büyük mutluluk var mı kaymak kerdanım ya? Hey lan, iyi oldu işte. Hayırlısıyla okuyuversinler. Kız, girin bakayım içeri. Hadi, girin bakayım. Maşallah, maşallah. Abi, hazır yengem tava gelmişken ben şimdi çıkayım dışarıda. Siz baş başa biraz konuşun. Tamam. Ha? Tamam Nasip. Sen ben çık. Dışarıda bekliyorum. Tamam, ben gelip durum. Tamam, sen gel. Geçeceğiniz mi? İlla bir erkekle mi geçeceğiniz? Ya ana o Ümit'in bacını, bacını. Olmaz, olmaz diyorum kız, olmaz. Kız, Ümit yok ya sen niye Yaman'la gezip durun? Ha? El alem ne diyecek, laf söz olacak. Yaman'la adını çıkarsa ne diyeceğiz el aleme biz? Ha? Ne diyeceğiz? Ana yok artık, hakikat yok artık. Bunun Yaman'la ne adı çıkıverdi çocuğum? Ana ya bir gezmeyle Yaman'la adım neden çıkıversin? Hiç görürler. Kız aç elini, aç, aç. Olmaz ya, aç sen de. Sen de aç. Ay, sus, sus. Çıkarırlar, çıkarırlar. Bu millet her bir şey çıkarır. Sen Yaman'la gezmesen bile gezdi derler. Gezerse elini tutuşturur. Aynen, aynen. Hadi, kaçın beni. Kaymak kerdanım direğim gel otur ve iki lafın belini kırıverin. Nasip nerede lan? O dolaşıp duru biz baş başa konuşuverelim diye. Ha. Ne konuşacağız? Uzun değil direğim kısa tutuvereceğim gari. Ben sana içimi döküvereceğim gari. Ey dök bakayım. Direğim ben bugün çok mutluyum. Sayende çocuklarım için, yavrularım için bir şey yapıverdim. Gerçi hep sizin için, yavrularım için bir şey yapmak istiyorum ama... sen böyle bazen bana kız veriyorsun ya... o zaman ben içimden gelenleri içimi döküveremiyorum sana ya. Döküvereceğim ama bir türlü döküveremiyorum. Ya dök deyiyorum işte. Benim içimde öyle şeyler var ki, öyle büyük şeyler, öyle büyük coşkular var ki benim içimde. Şey Dürüyem, işte bu coşkular hep sen varsın bu coşkularda. Dürüyem, sen benim her hayalimin içinde varsın. Dün de vardın, bugün de varsın. Ben 25 seneden beri benim hayalimdin sen Dürüyem. Şimdi hayalim karşımda oturup duru. Ben elimi uzatıversem hayalim karşımda. Sen elini çekip durun. Hayalimden böyle her seferinde elim çekip duruyorum. Dürüyem. Ben seni seviyorum. İki kere iki dört. Sen de bunu anlayıver artık galiba.